öz vektörlerin çok iyi bir taban vektörü olabileceğinden pek çok kez söz ettim. Gelin bu konuyu biraz daha inceleyelim. Diyelim ki elimde bir dönüşüm olsun. Bu R üzeri n uzayından R üzeri n uzayına bir dönüşüm olsun. Bu dönüşüm bir A matrisi ile gösterilsin. x'in dönüşümü eşittir bir n'ye n matrisi olan A çarpı x. Diyelim ki A'nın en adet doğrusal bağımsız öz vektörü olsun. Hep böyle olacak diye bir koşul yok ama genellikle böyle olur. Olasılıklardan biri de bu sonuçta öyle değil mi? Diyelim ki A'nın en adet doğrusal bağımsız öz vektörü olsun. Bu vektörleri şöyle adlandıralım. V1, V2, nokta 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 ve n'e kadar. R üzeri n uzayında n adet doğrusal bağımsız vektörün R üzeri n'in bir tabanı olarak tanımlanabileceği açıktır. Bunu pek çok kez işledik. Bu videoda size bu ifadenin bu dönüşüm için kusursuz bir taban olacağını göstermek istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Bu vektörlerin her birinin dönüşümü buraya yazayım. V1'in dönüşümü eşittir A çarpı V1'dir. v V1 a'nın bir özvektör olduğuna göre bu da eşittir bir özdeğer lambda 1 çarpı V1. Benzer eşitliği tüm vektörler için yazabiliriz. V2'nin dönüşümü eşittir A çarpı V2'dir. Bu da eşittir bir özdeğer lambda 2 çarpı V2. Aradaki eşitlikleri yazmaya gerek yok. Doğrudan eninci vektöre geçelim. Biliyorsunuz elimizde en adet özvektör var. Çok daha fazla sayıda da olabilir tabii. A'nın en az n adet doğrusal bağımsız özvektörü olduğunu varsayıyoruz. Genel tanım gereği bu ifadeyi dilediğiniz bir sayıyla çarpsanız bile elde ettiğiniz vektörler yine özvektörler olur. V'nin dönüşümü eşittir A çarpı V n'dir. Bunların tamamı özvektör olduğu için bu ifade de eşittir bir özdeğer lambda n çarpı V n'dir. Peki bu eşitlikler başka neye eşittir? Size inanılmaz derecede aşikar gelecek belki ama bu ifade ayrıca şuna eşittir. Lambda 1 çarpı V1 artı 0 çarpı V2 ve nokta 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 0 çarpı Vn. İkinci eşitlik de şuna eşittir. 0 çarpı V1 artı lambda 2 çarpı V2 artı v n'e e kadar olan tüm vektörlerin sıfırla çarpımı artı sıfır çarpı v n. En alttaki eşitliğimiz için de şunu yazacağım. 0 çarpı v1 artı 0 çarpı v2 artı vn'e kadar olan tüm vektörlerin sıfırla çarpımı artı lambda n çarpı vn. Bu yazdıklarım inanılmaz derecede aşikar değil mi? Lambda 1 çarpı v1 ifadesini yine yazdım ama onun yanında bir yığın sıfır vektörde yazdım. Onları yazmamın nedeni biraz sonra da göstereceğim üzere yukarıdaki bu kümeyi bir taban olarak kabul edeceğim ve bu tabana karşılık gelen koordinatları bulacağım. Bu arkadaşın koordinatları lambda 1, 0, 0'dır. Bunlar taban vektöründeki katsayılar. Gelin şimdi bunları yazalım. Bu kümeyi taban olarak tanımlayalım. B eşittir ee, şöyle yazalım. Elimizde bir B tabanı var ve buna eşit. Evet size şunu göstermek istiyorum. Tabanda bir değişiklik yaptığımda ki bunu daha önce işlemiştik. Standart koordinatlarda bir diğer ifadeyle de standart tabanın koordinatlarında yer alan bir vektör verirseniz onu A matrisi ile çarparım ve böylece o vektörün dönüşümünü elde etmiş olurum. Tabi o da R üzeri en uzayında yer alır. Artık taban değiştirme yapabileceğimizi biliyoruz. Taban değiştirme yaptığınızda şu yönde giderseniz, c üzeri eksi 1 ile çarparsınız. Hatırlarsınız, şu yönde giderseniz taban değiştirme matrisi c olur, öyle değil mi? c ile çarparsınız. Taban değiştirme matrisi sütunları bu vektörlerden oluşan matristir. Oluşturması çok kolay bir matristir. Tabanı x'ten yeni tabanımıza değiştirmek isterseniz bunun tersiyle çarparsınız. Bunu daha önce birkaç kez işlemiştik. Tümü ortonormal ise bu işlem matrisin devriğini bulmakla aynı şeydir. Tabi en baştan öyle olduğunu söyleyemeyiz. O halde bu yeni tabanımızdaki x olur. Yeni tabanımızda t için dönüşüm matrisini bul bulmak istersek o matriste D matrisi olur. D ile X'i çarparsak bu arkadaşı buluruz. Tabii bu arkadaşın B'deki gösterimini buluruz. X vektörünün dönüşümü B'deki gösterimidir. Bu iki arkadaş arasında gidip gelmek istiyorsanız örneğin bu yönde gitmek istiyorsanız bunu C ile çarparsınız ve X'in dönüşümünü bulursunuz. Bu yönde gitmek isterseniz de taban değiştirme matrisinin tersiyle çarparsınız. Bunu daha önce birkaç kez işlemiştik. Size dolaylı yoldan da olsa anlatmaya çalıştığım şey şu: elimde A'nın özvektörleri tarafından tanımlanan bir taban varsa, bu matris çok yararlı bir matristir. İçinde işlem yapmak isteyeceğiniz koordinat sistemi budur. Özellikle de bu matrisi çokça kullanacaksınız. Bu dönüşümü pek çok kez kullanacaksanız, belki de aynı küme üzerinde tekrar tekrar uygulayacaksanız, çevirme işlemini en baştan yapıp koordinat sistemi olarak bunu kullanmak akıllıca olur. Olabilir. Şimdi gelin bu matris gerçekten de yararlı işlem yapması kolay ve köşegen bir matris miymiş ona bakalım. Pekala dönüşümün e, gelin bunu birkaç farklı biçimde yazalım sayfayı biraz kaydırayım. Evet V1'in B koordinatlarındaki dönüşümü evet bunu yazmak istersem ne bulurum? Bunlar taban vektörleri değil mi? Taban vektöründeki kat sayılar. O halde şuna eşittir. Lambda 1 ardından da bir yığın 0 gelecek. Lambda 1 çarpı V1 artı 0 çarpı V2 artı 0 çarpı V3 bu biçimde 0 çarpı Vn'e kadar gider. İşte buna eşittir. Ayrıca d'ye de eşittir ve biz d'yi şu biçimde yazabiliriz. d de r üzeri n ile r üzeri n arasında bir dönüşümdür ama başka bir koordinat sistemidir. d de bir yığın sütun vektörüdür. d1, d2, nokta nokta nokta, dn'e kadar çarpı, bu şuna eşittir, d çarpı v1 vektörünün b'deki gösterimi. Peki, v1 vektörünün b'deki gösterimi nedir? v1 vektörü şuna eşit, 1 çarpı v1 artı 0 çarpı v2 artı 0 çarpı v3 nokta 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 artı 0 çarpı vn. v1 bir taban vektörüdür. Kendinin bir katı ile diğer her şeyin 0 katının toplamıdır. B koordinat sistemindeki gösterimi de işte böyledir. Peki bu çarpma işleminin sonucu nedir? Bunu daha önce de işlemiştik. Eski konuları hatırlamış da oluyoruz aynı zamanda. Belki sıkılıyorsunuz ama idare edin. Eşittir 1 çarpı D1 artı 0 çarpı D2 artı diğer tüm sütunların sıfırla çarpımı. Yani eşittir D1. D matrisimizin ilk sütununu bulmuş olduk. Benzer biçimde devam edelim. Bunu birkaç kez yapacağım. V2'nin yeni tabanın yeni koordinat sistemindeki dönüşümü eşittir. V2'nin dönüşümünün ne olduğunu biliyoruz. 0 çarpı V1 artı lambda 2 çarpı V2 artı kalanların tamamını sıfırla çarpıp topluyoruz. Bu da D'ye eşittir. O da şuna eşittir, d1 d2 nokta 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 dn çarpı v2'nin b'deki gösterimi. v2 taban vektörlerden biri. Evet şuna eşittir 0 çarpı v1 artı 1 çarpı v2 artı 0 çarpı v3 ve geri kalanların tamamı 0'dır. Peki bu neye eşittir? 0 çarpı d1 artı 1 çarpı d2 artı geri kalanların tamamının 0'da çarpı mıdır? O halde d2'ye eşittir ana fikri anladığınızı düşünüyorum. Konunun iyice kavranması için bir tane daha yapayım. Aynı zamanda A matrisinin öz vektörü olan eninci taban vektörünün B koordinat sistemindeki dönüşümü eşittir. Buraya yazmıştık. Bir yığın sıfır var. Buradakilerin sıfır ile çarpımlarının toplamı artı lambda n çarpı vn eşittir d1 d2 nokta 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 dn çarpı v'nin b'deki gösterimi. O da şuna eşittir 0 çarpı v1 artı 0 çarpı v2 artı vn'e kadar olanların tamamının 0 ile çarpımlarının toplamı artı 1 çarpı vn ve bu da şuna eşittir 0 çarpı d1 artı 0 çarpı d2 artı dn'e kadar olanların tamamının 0 ile çarpımlarının toplamı toplamı artı 1 çarpı dn. O halde bu da eşittir dn. Gördüğünüz gibi yeni tabana ait dönüşüm matrisimizin ne olduğunu bulduk. Bu yeni taban A'nın en adet doğrusal bağımsız öz vektöründen oluşuyor. Peki D nedir? D matrisimizi yazalım. D eşittir. X sütunu burada yazıyor. Bunu çoktan bulduk. Lambda 1 ve 1 yığın 0. İkinci sütunu da burada yazıyor. D2'ye eşit 0, lambda 2 ve Yine bir yığın sıfırdır. Ana fikir bu. Eninci sütunda köşegendeki eleman dışında tüm elemanlar sıfır olacak. O eleman da lambda n olacak. O da eninci özvektörün vektörün öz Burada lambda 3 olacak. Sonra nokta 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 ve lambda n. Eninci sütunumuzda lambda n dışındaki tüm elemanlar sıfır. Gayet değerli toplu bir çözüm oldu. A'nın en adet doğrusal bağımsız özvektörü varsa ki daima böyle olmak zorunda değil, ama özvektörleri bulup doğrusal bağımsız olan en adedini alırsak, bunlar R üzeri n için bir taban oluşturur. En adet doğrusal bağımsız vektör R üzeri n'in bir tabanıdır. A'nın doğrusal bağımsız özvektörlerini bir taban olarak kullanırsak, bu tabana öz taban adı verilir. Bu öz tabanın dönüşüm matrisi de çok ama çok yararlı bir matristir. Çarpma işlemini uygulaması çok kolay bir matristir. Tersini alması çok kolay bir matristir. Determinantını alması çok kolay bir matristir. Bunu daha önce pek çok kez işledik. Bir yığın yararlı özelliği var. İşlem yapması çok rahat bir tabandır. Buradan yapacağınız en büyük çıkarım bu. Doğrusalca bir konusu kapsamında uzaylarla, vektörlerle, evet bunlarla falan uğraşıp duruyoruz ama genelleştirirsek... ve vektörler gerçek dünyada karşılaştığımız kavramların soyut gösterimleridir. Borsadaki hisse getirisini vektör kullanarak gösterebilirsiniz veya ülkenin belirli bir yerindeki hava durumunu vektör kullanarak gösterebilirsiniz. Tabi bir de dönüşümler var. Örneğin Markov zincirlerini öğrenirken bir şey bir halden başka bir hale geçerken olasılık hesaplayacaksınız. Bu matrisi tekrar tekrar uygulayacaksınız. O şey her neyse kararlı halinin ne olduğunu göreceksiniz. Bu konuları şu anda çok iyi açıklayamadığımın farkındayım ama doğrusal cebir evrende var olan tüm sorunları genel anlamda çözmenin yoludur diyebilirim. Doğrusal cebirin işe yarar yanı bu fonksiyonları özellikle de veri kümeleri içinde tanımlayan dönüşüm matrislerinin var olması. Bugün öğrendiğimiz üzere özvektörlere ve özdeğerlere göre tabanınızı değiştirebilirsiniz ve böylece soruları çok daha kolay yollarla çözebilirsiniz. Şu anda bu anlattıklarımın size çok soyut geldiğinin farkındayım dayım ama yöntemi artık biliyorsunuz ve ömrünüzün bundan sonraki bölümünde bu yöntemi olasılık, istatistik, maliye veya hava durumu modelleme gibi konularda karşılaşacağınız sorularda nasıl kullanacağınızı bulacaksınız.